Merhabalar, Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda güneş kremi ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Artık hepimiz tatillerimizi yapmaya başladık ve güneş kremi de gerçekten gündemimizde. Şimdi çocuklarda özellikle ilk 6 ayda denize girilmemesi ve direkt olarak güneşe çıkarılmaması gerekiyor. Birincisi bunu vurgulamış olalım. İkincisi de Güneş kremleri 6. aydan sonra kullanılabilir deniyor ancak 1 yaşından sonra da daha güvenli olabileceği vurgusu da vardır. Benim önerim ise ilk 6 ayda güneş kreminin kullanılmaması ve denize girilmemesi, 6 aydan sonra da saat 10 ila 14 arası kesinlikle direkt olarak güneşin altında bulunulmaması gerekiyor. Ondan sonraki saatlerde ise saat 10'a kadar ve 16'dan sonra da çok yakıcı olmayacak şekilde güneşin özelliklerine göre, bulutlu hava durumuna göre kısa süreli de olsa ki burada en az 10-15 dakika olmak üzere kremsiz olarak çocuklarımızın güneşlenmesi gerekiyor. Çünkü başta D vitamini olmak üzere bu D vitamininin sentezlenmesi ve güneşten bunu elde ediyor olmamız gerekiyor. Onun dışındaki durumlarda ise güneş kremlerimizi kullanmamız lazım. Yani özetlemek gerekirse 6 aylıktan altında bebeklerde güneş kremi ve deniz yok. Saat 10 ile 14 arası güneşlenmiyoruz. Onun dışındaki saatlerde kısa süreli kremsiz olarak güneşten faydalanıyoruz. Daha sonraki süreçlerde ise güneş kremlerimizi kullanıyoruz. Peki bu güneş kremleri nasıldır, nasıl kullanılmalıdır ve çeşitleri var mı? Evet, Şimdi özellikle iki tip güneş kremi vardır. Bunlardan bir tanesi kimyasal, diğeri ise fiziksel. Kimyasal özellikli olanlar sünger gibi zararlı güneş ışınlarını emerek etki ederken fiziksel bariyer niteliğinde olan, özelliğinde olan kremlerse güneş ışınları gelir, çarpar ve yansır. Dolayısıyla bariyer etki gösterir. Fiziksel bir bariyer etki gösterir. Peki bunların içerisinde neler bulunmaktadır? Özellikle fiziksel olanlarda çinko oksit ve titanyum dioksit gibi ürünler bulunmaktadır. Kimyasal olanlarda ise oksibenzon, avobenzon, oktinoksat, homosalat ve oktikrilen gibi maddeler bulunmaktadır. Peki bunları niye söyledim? Çünkü özellikle kimyasal olanların bir kısmı başta erkek çocuklarda olmak üzere testosteron düzeylerinde düşüklüğe yol açabildiğine dair çalışmalar bulunmaktadır. O nedenle de ve diğer maddelerle ilgili bazı çalışmalar var ama çocukların bu çalışmalarda maalesef çocuk vakalar yok. Dolayısıyla aslında şöyle olmamasının bir nedeni de bu maddelerin toksite durumu bilinmediği için çalışmaya da dahil edilmeleri zaten olanaklı gibi gözükmüyor. Dolayısıyla kimyasal özellikte olan güneş kremlerini 18 yaş, 18 yaş ve altı çocuklarda önermiyoruz. Fiziksel olan güneş kremlerini ise kullanıyoruz ve öneriyoruz. Peki bunları nasıl kullanalım? Birincisi SPF dediğimiz Güneş koruyucu faktör sayısı 50 ve üzeri olmalıdır. İkincisi bu kremi vücudumuza sürdükten sonra 15-20 dakika bekledikten sonra güneşe çıkmamız lazım. Üçüncü önemli nokta ise özellikle kulak uçları, burun ucu, ayak parmakları ve el parmakları gibi gözden kaçan bölgeleri iyice kremlemek lazım. Diğer önemli bir nokta ise eğer çocuklarımız çok fazla sık denize girip çıkıyorsa Atlamalarını çok fazlaca yapıyorlarsa ya da havlu kullanıyorsa ya da güreş yapıyor, yerlerde yuvarlanıyor. vesaire durumunda ise bu durumda bu kremler o bölgelerden kazınmış olacağı için 2 saatte bir mutlaka bu kremi kullanarak bu güneşten korucu etkiyi sağlamamız gerekiyor. Peki güneş kremini ne kadar kullanalım, kaç gram kullanalım örneğin? Tabii ki böyle ölçemeyeceğinize göre kabaca yarım çay bardağı kadar bir miktarı tüm vücudu kremleyeceğiniz zaman kullanmış olduğunuzdan emin olunuz. Fakat burada zaten fiziksel kremlerin şöyle bir güzel yanı var. Siz sürdüğünüz yerlerde beyaz bir tabaka bıraktığı için zaten akmış olan yerlerde görmeniz mümkün olacaktır. Burada Tabii ki özellikle başka adolesan yaş grubu olmak üzere çocuklar ya bu ne beni yoğurtladın anne ben beyaz gözüküyorum tipim bozuldu diyebilirler ama bu sağlığımız için çok değerli olduğu için bunu göze alıp mutlaka bu kremi kullanmamız gerekiyor. Şimdi diğer önemli nokta tabii bu kremler ciltte bir tabaka halinde bulundukları için burada cilt solunumu açısından bunun temizlenmesi de önemli. Dolayısıyla Deniz, havuz vesaire bittikten sonra odamıza geçtikten sonra güzelce liflenerek, kesilenerek bu tabakayı temizleyip sonra da güzel bir nemlendirici krem ve güneş sonrası losyonlar kullanıp özellikle çocuğumuzun cildinin rahatlatıp ferahlatmış olmamız da bizim için çok önemlidir. Ya niye krem kullanıyoruz? Yani kullanmasak olmaz mı? Özellikle başta güneş çarpması olmak üzere güneş yanıkları, uzun vadede cilt kanserleri ve ciltlerin buruşmaması ve sağlıklı bir cilt oluşması bakımından mutlaka güneş kremlerini kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza tekrar bir e, totalde baktığımız zaman 1- 50 faktörlü olacak, 2- 10 ile 14 arası güneşe çıkmayacak, 3- yaklaşık günde saat işte 10'a e, kadar ve 16'dan sonraki e, süreçlerde kremsiz olarak güneşten faydalanacağız. 6 ay altı bebekleri güneşe direkt olarak çıkarmayacağız, denize sokmayacağız. Tüm bunlara dikkat ettiğim, ettiğimiz zaman güneşin faydasını da görmüş olacağız ve güneşin zararlarından da bu çocuğumuzu korumuş olacağız. Antiparende şunu belirtelim. Özellikle kimyasal değil de fiziksel güneş kremlerinin UVB ve UVA yani tüm zararlı güneş ışınlarından kuruma sağladığını da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bol sağlıklı, bol güneşli, mutlu tatiller diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Başka bölümlerde görüşmek üzere.